Merhaba. Kayık büyük dalgalı denizde yüzüyor. Balıkçı gitmesi gereken gemiye bakıyor. Winslow Homer'ın 1885 senesi imzalı Sis Uyarısı adlı tabloya bakıyoruz. Resimdeki kayığın bir tarafı yukarı kalkmış. Üzerinde durduğu dalga ile yükselmiş ve birazdan tekrar inecek. Geriye dönüp gitmesi gereken gemiye bakıyor ama sisin yaklaştığını da görüyor. Gemi her an o sesin içinde kaybolabilir ve sonsuza kadar bu okyanusta yalnız kalabilir. Evet, bu resimde kahramanımızın yani balıkçının durumunu değerlendirmesini görüyoruz ve biz de onunla beraber bir değerlendirme yapıyoruz. Ama hayat çizgisinde olduğu gibi yüzünü göremiyoruz. Homer yüzü saklıyor. Onun içinde duygularını okuyamıyoruz. Böylece bizim yorumumuza açık kalıyor. Aslında belli ki güzel bir gün geçirmiş. Teknesinde en az iki büyük balık var ve onları geri götürmek istiyor. Bir yerin kıyısında, okyanusun ortasında. Balık tutmak için güzel bir yer ama gemiye dönemezse kayboldu demektir. Ve teknesi onun yaşamı. Gemiye geri dönmeli ama gemiye yakaladıklarını da götürerek dönebilmeli ki hayatını fırtınadan sonra da devam ettirsin. Doğan'ın bu acımasızlığını dalgalarda, siyah gökyüzünde hissedebiliyoruz. Denizde dalgaların kabarması gerçekten kudretli gözüküyor ama bu figürün yalnızlığı da aynı derecede kudretli. Kocaman, soğuk okyanusta tek başına. Boşluğun ortasında kimse yok. Sadece kendisi var. Tekne çok küçük. Gemi onu göremez. Gördüğümüz gemi zaten ufukta, çok uzaklarda. Balıkçı oraya ulaşmak için çok çaba sarf etmeli. En küçük fırsatı bile değerlendirip o dalgaları doğru kullanmalı ve kendini doğru yönlendirmeyi başararak gemiye geri dönmeli. Ayrıca vaktini de iyi değerlendirmeli çünkü hava kararıyor. Homer'ın Hayat Çizgisi adlı eseri gibi bu da bir tehlike anını gösteren bir resim. Resimde gösterilen anda ne olacağını bilemiyoruz. İnsanoğlu doğanın karşısına çıkardığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. Aynı hayat çizgisinde olduğu gibi Homer birçok farklı fırça darbesi kullanarak bize denizin dalgalanmasını, kabarmasını, köpürmesini hissettirmeye çalışıyor ve siyah denizin dibini neredeyse görebiliyoruz. Yani denizin derinliğini gerçekten hissedebiliyoruz. Bunu köpük yapıyor. Köpüğü o kadar güzel ve gerçekçi ifade etmiş ki Ayrıca çok çarpıcı olan bir diğer şey ise gün batımı. Çok güzel bir gün batımı var. Sanki güzel bir manzara resminden bir parça gibi. Ama burada karanlığın habercisi ve çok tehditkar. Homer'ın gün batımına olan bakış açımızı nasıl değiştirmiş olduğuna bir bakın. Ya da Amerikan resminde suyun gösteriliş şekline. Normalde su, camsı şahane yansımalar barındıran mükemmel bir yüzey olarak betimlenir. Deniz burada dramın olduğu bir sahne gibi. Ve her yönden harekete geçirilmiş. Bu resimde mekan, suyun kendisi kadar esnek ve sıvı. Amerikan manzara resimlerinde genelde insanlar doğa ile yüzleşen karakterler değildir. Doğa, Albert Birstadt'ın ya da Frederick Church'un resimlerinde olduğu gibi görkemli ve güzeldir. Burada derin bir güzelliğe ve kudretli bir güce sahip olan tek şey doğa değil. Aynı zamanda yüzleşme, yüz yüze gelme de var. Burada insan ve doğanın ilişkisini görüyoruz. Hoşçakalın.